Yakup Köse, bir veli olarak aklama takılanlar. Ülkemize yönelik ekonomik saldırının menfi tesiri okulların açılmasıyla cemiyette daha da hissedilir oldu. Her ne kadar okul kitapları talebelere ücretsiz dağıtılsa da, kıyafetten eğitim araç gereçlerine, ekonomik saldırıyı fırsat bilenlerin yaptıkları fahiş zamlar halkın cebini de yüreğini de yakıyor. En çok şikayet edilen hususların başında okul üniformaları geliyor. Cüz'i fiyatlara alınabilecek kıyafetlerin ücretleri, üzerlerine okul arması ve ismi yazılınca birkaç katına çıkıyor. Veliler, elbiseler kaliteli olsa gam yemeyeceğiz, bizleri en adi malzemeden yapılmış kıyafetleri almaya zorluyorlar diyorlar. Zorlayanlar kim? Okul yönetimi ve okul aile birliği adındaki yapılanma. Evet, okullarda aile birliği adında bir yapılanma var. Genelde kraldan çok kralcı tiplerin yer aldığı birlik adı altındaki bu yapılanmalar devletin yönetsin diye atadığı müdür ve muavinlerinin yerine okulu yönetmeye kalkıyorlar. Bu vaziyete çoğu okul müdürü ve muavin üzerlerinden yük alındığını düşünüp ses çıkarmıyorlar. Görev şuuruna sahip müdürlerin olduğu okullarda ise bu durum çift başlılığa sebep oluyor. Velilerle okul yönetimi arasında köprü olması gereken okul aile birliği adlı yapılanmada yer alanlar okul içinde kendilerini ve çocuklarını imtiyazlı bir konuma getiriyorlar. Okul yönetimi ve öğretmenlerle sınırları aşan ilişkiler kurarak kendilerini imtiyazlı hale getiren okul aile birliği adlı yapılanmada yer alanlar velilere karşı astığım astık kestiğim kestik bir tavır içerisindeler. Yeni dediğimiz Türkiye'de bu tür kanımici aracı yapılanmalara gerek var mı? Okul kıyafeti mevzusuna tekrar geri dönersek. Her sene keyiflerine göre okul kıyafeti belirleyenler ne hikmetse bu kıyafetleri sadece ya kendi sahip oldukları veyahut yakınlarına sahip oldukları kırtasiye mağaza ve benzeri yerde satmalarına ne diyeceğiz? Serbest piyasa şartları mı ahlaksızlık mı? Oysa ki kıyafet sorununu çözmek çok kolay. En başta her sene kıyafet değişikliğine son verilmeli. Kıyafette belirlenecek renklerse herkesin kolaylıkla bulabileceği renkler olmalı. Bu renklerde önceden ilan edilmeli ki tekstil firmaları okullar açılmadan üretebilsin. Böylece herkes bütçesine göre çocuğuna kıyafet alabilir. Okul arması mevzusuna gelirsek. İlla arma da arma diyorsanız onun da kolayı var. Eskiden olduğu gibi armalar ayrı basılır ve 3-5 liraya alınıp kıyafetin dikilir. Birkaç lira daha fazla vermek isteyenler de rozet alıp takabilir. Bizim zamanımızda böyleydi. Bir diğer şikayete mevzu ise yardımcı ders kitabı Devlet ücretsiz ders kitabı veriyor ama öğretmenler yardımcı ders kitabı almayı mecbur tutuyor. Şayet devletin verdiği kitaplar sadra şifa olamıyorsa devlet kasasından milyonları çöpe mi atıyor? Talebeye dağıtılan yardımcı ders kitapları niye ders kitabı yapılmaz? Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını hazırlayanların kafaları yardımcı ders kitabı hazırlayanlar kadar çalışmıyor mu ki? Hazırladıkları kitaplar yetersiz kalıyor. Yoksa ders kitapları yeterli de öğretmenler mi işgüzarlık yapıyor? Bir şey bildiğimden değil, iki çocuğu okuyan bir baba olarak aklıma takılanları yazıyorum. Provokasyonla yatıp provokasyonla kalkıyoruz ya, sanki provokasyonu biz kendi kendimize yapıyoruz gibi geliyor bana. Çözümü çok basit meseleleri, bugün yağmur yağacak denildiğinde, sen bana ördek mi demek istiyorsun şizofren tavrıyla büyütüyor da büyütüyoruz. Şahsi menfaatleri ülke menfaatlerinin önüne geçirince, maalesef daha çok provokasyon doğuracak hadiselerle karşı karşıya geliriz. Eğitimdeki usul hatalarından esasa gelip de, ders kitaplarının içeriğinden, müfredattan bahsedemedim. İnşallah başka bir yazıya Yakup Köse star